Biz özellikle merkezimizde çok sıklıkla bir ölçme aracının nasıl seçilmesi gerektiği konusunda araştırmacıların çok böyle muallakta kaldığını ve karar veremediğini, ölçme aracına nasıl yaklaşması gerektiğini, ölçme aracında nasıl kanıtlar araması gerektiğine dair çok fazla soru alıyoruz ve bu sorunla çok karşılaşıyoruz. O yüzden bugünkü webinarımızın konusunu da doğru bir ölçme aracı bilimsel araştırmalarda nasıl seçilir, nelere dikkat edilmeli, buna odaklanmak istedik. Ben Thorndike'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Thorndike der ki eğer bir şey varsa bu şey belli bir miktarda vardır ve eğer belli bir miktarda varsa da bu ölçülebilir. Thorndike'ın biliyorsunuz Thorndike modern psikolojinin kurucusu ve bu artık var olan bir şeylerin ölçülebileceğine dair sözü bizim aslında çok böyle benimsediğimiz ve hep bu tarz şeylerde hep bahsettiğimiz ve Thorndike'ı andığımız bir sözüdür. Yani bir şey varsa ölçülebilir. Önemli olan onun nasıl ve ne kadar doğru ölçüldüğüdür. Kısaca bir ölçme ne demek? Ben bir ondan bahsetmek istiyorum. Herhangi bir özelliği gözlemlemek ve elde edilen bu gözlem sonucunu sayı veya sembollerle ifade etmek demektir ölçme. Yani bir özellik var. Siz bu özelliğe dair elde ettiğiniz gözlem sonucunu bir sayı ya da sembolle ifade ettiğinizde bir ölçme işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Örneğin bir kişinin boy uzunluğunu ölçmek istediğinizde işte onu bir metre yardımıyla ölçüyorsunuz ve diyorsunuz ki 173 santimetre. O zaman siz orada bir ölçme işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu tabii ki bilimsel araştırmalarda da neye odaklandıysanız, sizin değişkenleriniz neyse onları ölçmenizle tabii ki devam ediyor. Şimdi ben kısaca burada bir araştırma sürecinden bahsetmek istiyorum. Genellikle araştırmalarda özellikle yüksek lisans ve doktora tez öğrenciler, yani genelde yüksek lisans tezlerinde bunlarla karşılaşıyoruz. Bir tane ölçek bulunuyor ya da bir tane anket bulunuyor ve bütün araştırma süreci o bulunan ölçme aracı üzerine kurgulanıyor. Bu aslında çok büyük yapılan bir hata çünkü siz ölçme aracına bir araştırma uydurmaya çalışıyorsunuz ve bunun sonunda da tabii ki de çok böyle beklenen şeyler yaşanamıyor. Siz beklediğiniz sonuçları araştırmanızdan elde edemiyorsunuz ve genelde hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Aslında araştırma süreci bir ölçme aracı bularak başlamıyor. Aslında bir araştırma süreci problemi tanımlamayla başlıyor. Bunu hepimiz bilimsel araştırma yöntemleri dersinin ilk gününde öğreniyoruz. Bir problemler var. Ve bu problemi biz tanımlayarak buna başlıyoruz. Problemin tanımlanması da çok önemli. Bir şey tanımlayamazsanız zaten onunla ilgili bir ölçme işlemi yapmanız da mümkün olmuyor. Siz bu problemi tanımladıktan sonra bu probleme dair hipotezlerinizi ya da araştırma sorularınızı tanımlamanız gerekiyor ki neyi araştıracağınıza daha net yaklaşabilin diye. Daha sonra araştırma konunuzla ilgili bir literatür taraması gerçekleştirmeniz gerekiyor. Alan yazında bununla ilgili daha önceden çalışmalar yapılmış mı, nasıl yapılmış, sonuçlarında neler bulunmuş, bunları araştırmanız gerekiyor. Daha sonra uygun örneklem seçimini yapmanız gerekiyor. Yani sizin hedef grubunuz ne, kimlerle çalışacaksınız, 50 yaş üstü bireylerde şeker hastalığıyla ilgili bir çalışma mı yapacaksınız, genç yetişkinlerde mi yapacaksınız, ortaokul öğrencileriyle mi yapacaksınız? Sizin için hedef grup kim, örnekleminiz kim olacak? Onu ilk önce belirlemeniz ve bu örneklemi seçmeniz gerekiyor. Örneklem seçimi konusunda istatistiksel olarak uygun örnekleme hesaplama yöntemlerini kullanarak da yine örneklem büyüklüğünüzü belirlemeniz gerekiyor. Bununla ilgili Deniz Hocamızın YouTube kanalımızda iki tane videosu var. Güç analizi ve örneklem hesaplama ile ilgili. Tabii ki de örneklem hesaplama araştırmanın hipotezine göre değişiyor. Deniz Hocam oldukça onu detaylı bir şekilde anlattı. Oradan da yine izleyebilirsiniz. İstatistiksel olarak örnekleminize karar verdikten sonra da veri toplama araçlarınızın belirlenmesi kısmına geliyorsunuz. Aslında adı üstünde bu bir araç. Yani sizin probleminizi çözmek üzere kullandığınız bir araç veri toplama araçları. Ve bu veri toplama araçlarını seçerken de araştırmanızın deseni, yöntemi çok önemli. Nicel bir araştırma mı yapıyorsunuz yoksa nitel bir araştırma mı yapıyorsunuz yoksa karma bir araştırma mı yapıyorsunuz? Bu bizim için çok önemli. Araştırma yönteminiz, veri toplama yönteminizi belirliyor.
ve daha sonra da kullanacağınız veri toplama aracında yine araştırmanın yöntemine göre belirliyoruz. Veri toplama aracınızı düzgün seçebiliyor olmanız sizin araştırmanızdan geçerli sonuçlar almanızda en büyük etken. Çünkü eğer siz düzgün bir veri toplama aracı kullanmazsanız o doğru veri toplama aracını seçmemeniz sizin ölçmek istediğiniz şeyi ölçememeniz, dolayısıyla da problemi çözememeniz anlamına geliyor. Bu sebeple de veri toplama araçlarının seçilmesi oldukça önemli. Çünkü siz doğru veri toplama aracını seçtikten sonra doğru bir uygulama süreci yürütüyorsunuz. Daha sonra bizim istatistik danışma birimi olarak en çok araştırmacılara destek verdiğimiz konu olan veri analizi kısmında da aslında yine sorunların birçoğunun üstesinden gelmiş oluyorsunuz. Daha sonra da verilerinizi analiz edip raporlaştırıyorsunuz. Peki. Bu veri analizi dedik, veri toplama süreci dedik. Bu veri Merve'cim, Merve'cim çok özür dilerim bölüyorum ama şu an ekran paylaşımın diğer slide'ı da gösterecek şekilde ve yazıları da görebileceğimiz şekilde evet. Oldu. Şimdi tamam. Oldu. Tamam. Teşekkürler, sağ ol. Rica ederim. Peki, veri nedir? Hep çok konuşuyoruz veri nedir diye. Veri aslında araştırmacıların topladığı bir çeşit bilgidir. Her şey veri olabilir. Kişilerin demografik özellikleri, yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri veri olabilir. Yine aynı şekilde kişilerin kanındaki şeker oranı bir veri olabilir. Tansiyon değerleri bir veri olabilir. Depresyon düzeyleri bir veri olabilir. Mutluluk düzeyleri, bunların hepsi bir veri olabilir. Önemli olan bizim işleyeceğimiz bu veriyi doğru şekilde toplamaktır. Peki, bu veri toplama aslında bir süreç içeriyor. Yani sadece veri toplama aracını seçmek ya da o yöntemi belirlemek değil, verilerimiz nerede toplanacak? Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu süreçte siz verilerinizi nerede toplayacağınız, işte bu bir alanda mı toplanacak, yoksa okulda mı toplanacak, yoksa hasta başında siz hastadan direkt mi alacaksınız bu veriyi ya da öğrencilerden mi toplayacaksınız, nerede, ne zaman toplayacaksınız? Bunlar çok önemli çünkü bu sizin doğrudan veri toplamanızı, veri toplama aracınızı etkileyen bir değişken. Verilerinizi ne zaman yine toplayacağınız, bu çok etkili. Ne sıklıkla toplayacaksınız, tek seferde mi toplayacaksınız, birden fazla kez mi toplayacaksınız, bu da yine çok önemli. Ve verileri kim, nasıl toplayacak, bu da yine bizim için en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü biraz önce yöntemden bahsetmiştik, nicel, nitel ya da karma olabilir demiştik. Özellikle nitel araştırmalarda araştırmacının verisini kendisinin toplaması oldukça tavsiye edilen bir durum. Çünkü siz ancak kendiniz bir araştırmacı ve alan uzmanı olarak verinizi toplayıp onları kendiniz analiz ederseniz eğer araştırmanın iç geçerliliğini yükseltmiş olursunuz. O yüzden kimin nasıl toplayacağı konusu da oldukça önemli. Şimdi bahsetmiştik nitel araştırmalar ya da karma araştırmalar diye. Tabii ki de araştırma yönteminize göre sizin seçtiğiniz veri toplama aracınız da değişiyor. Nitel araştırmalarda tavsiye edilen ve doğru olan şey araştırmacının araştırmada kullanacağı veri toplama aracını kendisinin oluşturmasıdır. Çünkü nitel araştırmalar spesifik araştırmalardır. Özel durumlarla ilgilenir ve derinlemesine bilgi elde etmeyi amaçlar. Dolayısıyla araştırmacının veriyi toplamayı hedeflediği, başta bahsetmiştik ya örneklem seçimi diye ya da çalışma grubu seçimi diyebiliriz buna. Çalışma grubunu seçtiğinde o çalışma grubundan elde edeceği bilgilerin maksimum olması gerekir ve orada derinlemesine bilgiyi işlemesi gerekir. Bu sebeple nitel araştırmalar daha böyle özgün araştırmalar oldukları için, tabii ki her araştırma özgün ama nitel araştırmalarda araştırmacının kendisinin veri toplama aracını oluşturması önemlidir. Şimdi ben detaylı veri toplama aracını oluşturma süreçlerine girmeyeceğim. Çünkü onların oluşturulması bambaşka bir konu. Ama yine de burada kısaca bahsedeceğim. Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman analizi
kullanılabilir ya da doküman inceleme yapılabilir. Özellikle eğer siz görüşme yapıyorsanız görüşme formu hazırlayarak bir araştırmaya girmeniz gerekir. Görüşme formlarını iki çeşitte hazırlayabilirsiniz. Aslında üç çeşitte diyebiliriz. Yapılandırılmamış görüşme formunu da buna dahil edebiliriz ama yapılandırılmamış görüşme formu herhangi bir hazırlık gerektirmediği için ben onu buraya eklemedim. Yapılandırılmış görüşme formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu olmak üzere görüşmelerde iki çeşit form kullanabilirsiniz. Yapılandırılmış görüşme formlarında kişiye soracağınız bütün bilgiler ve görüşmenin çerçevesi tamamen belirlidir ve siz o görüşme formuna sadık kalırsınız. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ki nitel araştırmanın doğasında ben daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu birçok insan ve uzman kişiler de böyle olduğunu söylüyorlar. Yarı yapılandırılmış görüşme formlarında da araştırmacıların, katılımcılara soracağı soruların genel çerçevesi ve soruların büyük çoğunluğu belirlidir. Ancak siz o görüşme formundaki soruların dışına da katılımcıyla olan görüşmenizde çıkabilirsiniz. Burada önemli olan şey katılımcılara yönlendirici sorulardan kaçınmak ve mutlaka görüşme formunuzu hazırladığınızda uzman görüşü almak öneriliyor. Siz bir uzman görüşü aldıktan sonra daha sağlam bir şekilde görüşmenizi yapıyorsunuz. Bu görüşmeler birebir yapılacağı gibi aynı zamanda odak grup görüşmeleri şeklinde de yapılabiliyor. Siz görüşmenizi odak grup görüşmesi olarak da planlayabilirsiniz. Yine ama odak grup görüşmelerinde de yine görüşme formu elinizde olursa çok daha iyi olur. Bunu bulundurmanız gerekiyor. Odak grup görüşmelerinde ve normal görüşmelerde yani birebir görüşmelerde iyi bir moderasyon yeteneğinin olması gerekiyor. Yani bireyler bazı sorulara cevap vermek istemeyebilirler. Onları en azından aşama aşama istediğiniz sorunun cevabını alma yönelik soruları sorabiliyor olmanız gerekiyor. Özellikle moderasyon fokus grup görüşmelerinde yani odak grup görüşmelerinde de önemli. Çünkü siz kalabalık gruplarda bu işi yapıyorsunuz. Bunun da ideal sayısı genelde işte minimum 5, maksimum 10-15 arasında olması öneriliyor. Siz bir grupta olay bambaşka bir yerlere de gidebiliyor o görüşme esnasında. Kapsamın dışına çıkılabiliyor. Bunu engelleyebilmek için de moderasyon yeteneğinizin güçlü olması gerekiyor. Görüşmeleri yaparken de dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da kaç kişiyle görüşme yapacağım konusu. İşte ben acaba kaç kişiyle görüşme yapmalıyım? 10 yeter mi? 20 yeter mi? Gibi sorularla da karşılaşıyoruz. Burada da doygunluk noktası dediğimiz bir durum söz konusu. Yani siz bir görüşme yaptınız birkaç kişiyle, 10 kişiyle, 20 kişiyle neyse. Bir süre sonra artık cevaplar birbirini tekrarlamaya başladı. Hep aynı veriyi elde etmeye başladınız. Bunu olduğunu düşündüğünüzde buna doygunluk noktası deniyor ve artık doygunluğa ulaştığını hissettiğiniz anda da görüşmeleri sonlandırabilirsiniz. Şimdi bir diğeri de gözlem. Burada da gözlemde birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Gözlemler kamera kaydıyla yapılabiliyor nitel araştırmalarda. Onun dışında anekdot kayıtları oluşturulabiliyor ya da siz direkt olarak gördüğünüz her şeyi not alarak da süreci ilerletebiliyorsunuz. Daha sonra işte anekdot kaydı, kamera kayıtlarından aldığınız veriler ya da tabii ki bu kamera kayıtları olacaksa eğer bunun etik izin süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor bütün bilimsel araştırmalarda olduğu gibi. Ya da işte anekdot kaydıysa, normal gözlem kaydıysa da bunları daha sonra olan her şeyi yazıp ya da önemli gördüğünüz noktaları yazıp daha sonrasında analiz edebiliyorsunuz. Ama bununla ilgili elinizde bir gözlem formu olursa en azından neye odaklanmanız gerektiğine de karar verebilirsiniz rahatlıkla. Bir diğeri gözlem yaparken kullanabileceğiniz kontrol listeleri. Şimdi kontrol listelerinde gözlemleyeceğiniz davranışları net bir şekilde belirleyerek evet hayır yani bu davranış var mıydı yok muydu örneğin. Bir öğrencinin sosyal iletişim becerisine dair bir sosyal iletişim becerilerini gözlemlemek istiyorsunuz. Bununla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Öğrenci sabah geldiğinde arkadaşlarına günaydın dedi. Örneğin bu bir davranış cümlesi. Evet, hayır şeklinde check ederek, zaten checklist İngilizcesi de, check ederek davranışları evet, hayır şeklinde doldurabiliyorsunuz. Daha sonra bu doldurduğunuz durumlardan bir analiz yapıyorsunuz. Kontrol listelerinin daha detaylı bize sonuç veren
formu olan dereceli puanlama anahtarları ya da rubriklerde yine aynı şekilde gözlem yapılırken kullanılabiliyor. Bunda da yine davranışlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra davranışları belirledikten sonra da davranışın düzeyini belirlemeniz gerekiyor. Burada önemli olan iki nokta var. Birincisi davranışın net bir şekilde belirlenmesi ve orada sadece bir davranışın yer alması. Çünkü siz orada eğer iki davranışa yer verirseniz davranışın bir tanesi gerçekleştiğinde ya da diğeri gerçekleşmediğinde nasıl bir değerlendirme yapacağınızı bilemezsiniz. O yüzden hem davranışınızın hem de davranışa karşılık gelen derecelendirme düzeyinin çok net bir şekilde belli olması lazım. Örneğin o davranışla ilgili zayıf olacak yani bir puan alacak dereceleme nedir? Ya da ortalama altı ya da ortalama üstü olmasına sebep olan dereceleme nedir? Bunu net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra da gözlemlerin sonunda da özellikle eğitimde bu çok uygulanıyor. Rating scale'ler yani dereceli puanlama anahtarları. Öğrenci davranışlarının ne kadar ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek ve kayıt altına almak için oldukça sıklıkla kullanıyoruz. Burada da dediğim gibi hem davranışların açık bir şekilde hem de bu derecelerin anlamlarının açık bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Nitel kısımlardan bahsedeceklerim bu kadardı. Çünkü nitel araştırmalarda çok fazla doküman incelemede de bahsedilebilecek birçok şey var. Ancak orada bizim bugünkü webinar konumuz ölçme aracını seçmeyle ilgili olduğu için onlar biraz daha ölçme araçlarının oluşturulmasıyla ilgili konulara kayıyor. Çünkü nitel çalışmalarda araştırmaya özgü, araştırmacı tarafından oluşturulan ölçme araçları kullanılıyor. O dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan yine de bahsetmek istedik. Ama bugünkü odak noktamız daha çok nicel araştırmalarda anket, ölçek, test, envanter bunlar nelerdir, bunlar seçilirken nelere dikkat edilmelidir, hangi kanıtlar aranmalıdır bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok sık karşılaştığımız bir sorun var. Anket ve ölçek hep karıştırılıyor. Hep karıştırılıyor. Anketler genelde işte ölçek uyguluyor, anket uyguladığını düşünüyor. Anket uyguluyor, ölçek uyguladığını düşünüyor. Bu kavramlar arasında maalesef bir kargaşa var. Anket ve ölçek birbirinden tamamen farklı şeyler. Anketler daha çok kişilerden bilgi toplamaya yönelik ve bütününe bakıldığında herhangi bir anlam ifade etmeyen ölçme araçlarıdır. Ölçekler ise daha farklıdır. Ölçekler de belirli bir gizil değişken, yani doğrudan ölçülemeyen bir gizil değişken. Ne olabilir bunlar? Depresyon olabilir örneğin. Ya da matematik başarısı olabilir. Doğrudan ölçülemeyen bir gizil değişken, dolaylı yöntemlerle, göstergeler aracılığıyla ölçülür ve orada bu göstergelerden kastım maddelerdir, ölçekteki maddelerdir ve o maddelere verilen cevaplardan biz bir puan elde ederiz. Elde ettiğimiz puan da bizim ölçmek istediğimiz o psikolojik yapıyı temsil eder. Test ve envanter de aslında çok karıştırılır. Test bunların genel ismidir. Aslında ölçek de bir testtir. Mesela depresyon testi dendiğinde duyarsınız. Depresyon ölçeği dendiğinde duyarsınız. Ya da aynı şekilde başarı testleri de aslında birer ölçektir. Çünkü orada sizin ölçmek istediğiniz bir gizli yapı var. Matematik başarısı örneğin, Türkçe başarısı, fen başarısı. Bunları ölçmek istiyorsunuz ama doğrudan ölçemediğiniz için bunu bir ölçme aracı yoluyla ölçmeniz lazım. O ölçtüğünüz araçtan da toplam bir puan elde etmeniz lazım. Örneğin 80 puan ve o matematik başarısı değişkenine ait bir veri elde etmeniz lazım. O yüzden aslında bunlar birbirleriyle aynı kavramlar. Envanter, ölçek ve testten daha farklı. Yani aslında test bunların genel çatı kavramı. Envanterlere de biz test diyebiliyoruz. Örneğin bir kişilik envanteri, kişilik testi olarak da geçebiliyor. Ancak ölçekle envanterin farkı envanterlerin daha kapsamlı olması ve içinde bir sürü alt ölçek bulundurması. Örneğin kişilik biraz önce de bahsettik ya da ilgi envanterleri. Bunların içerisinde birden fazla ölçek vardır ve çok boyutlu araçlardır bunlar. Bunların hepsi bir araya gelerek ya da işte alt ölçekler anlamında ölçmeler yapılarak bir kişinin işte kişilik yapısı ya da ilgileri belirlenebilir. Ölçek ve envanterin arasındaki fark da bu. Yani envanterler daha karmaşık yapıları ölçer ve içerisinde birçok
alt ölçek ya da alt boyut bulundurur. Ama ölçekler dediğim gibi belirli bir psikolojik yapı vardır ve bu psikolojik yapıya ait toplam puan elde ederek bize bir veri sunmayı amaçlayan ölçme araçlarıdır. Peki ben var olan bir ölçme aracını mı kullanmalıyım yoksa ölçme aracımı kendim mi geliştirmeliyim? Bu da çok sorulan bir soru. Hangi durumlarda ben ölçme aracını, var olan bir ölçme aracını kullanmalıyım? Hangi durumlarda kendim geliştirmeliyim? Bunun için öncelikle siz ölçmek istediğiniz değişkeni, yani aslında o bağımlı değişkeninizi çok iyi tanımlayıp belirledikten sonra siz daha önceden yapılmış çalışmalarda böyle bir ölçme aracı var mı? Öncelikle bunu araştırmalısınız. Çünkü eğer varsa ve bu ölçme aracı, birazdan onun özelliklerinden bahsedeceğiz, geçerli ve güvenilir sonuçlar üreten bir ölçme aracıysa tabii ki de var olan bir ölçme aracını kullanmak en mantıklısı. Ama baktınız hiç daha önce sizin ölçmek istediğiniz şeyle ilgili bir ölçme aracı geliştirilmemiş. O zaman tabii ki de ölçme aracınızı kendiniz geliştirmelisiniz. Ya da baktınız evet ölçme aracı sizin ölçmek istediğiniz davranışla, yapıyla ilgili bir ölçme aracı geliştirilmiş. Ama özelliklerini incelediniz, gördünüz ki geçerlilik ve güvenilirlik kanıtları yeterli değil. Ya da ölçek geliştirdiklerini iddia etmişler ve ona bir ölçek muamelesi yapmışlar. Ancak aslında o bir anket. Eğer böyle durumlarla karşılaşıyorsanız da kendi ölçme aracınızı geliştirmeniz en sağlıklısı. Şimdi peki anketler nelerdir? Biraz daha detaylı bakalım. Anketler bireylerin demografik özelliklerini, tercihlerini ya da bir konu, bir durum hakkındaki görüşlerine ait bilgi toplamaya yönelik ve çeşitli soruların bir araya getirilmesiyle oluşturulan veri toplama araçlarıdır. Burada aslında bize aynı anda birçok kişiden veri toplamayı sağlar anket. Burada veri toplarken biz verimizi topladıktan sonra bu anketlere verilen cevaplardan bir toplam puan alamayız. Anketlerde genellikle örneğin işte sabah uyandığınızda kahvaltı yapmaktan hoşlanır mısınız sorusuyla cinsiyeti aynı yerde sorabilirsiniz. Ve cinsiyete verilen cevabın puanlarıyla sabah kalktığınızda kahvaltı yapmaktan hoşlanır mısınıza ait kategorilere verilen cevapların puanları toplandığında size bir anlam ifade etmez. Eğer böyle bir ölçme aracıyla karşılaşıyorsanız bu bir ankettir. Anketler, biraz önce bahsettim zaten ölçüyü anlatırken, belirli bir psikolojik yapıyı ölçmezler ve aslında temelde bilgi toplama, yani bir genel olarak birçok kişinin bilgisi, bir konu hakkındaki görüşleri nelerdir? Bunlara ilişkin bilgi toplamaya yarayan bir araçtır. Anketlerde elde ettiğiniz veriler kategoriktir. Burada sadece anketlerin bize katkısı, anketlerde çok farklı soru tipleri sorabilirsiniz. Örneğin açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Sabah kahvaltı yapmaktan hoşlanır mısınız sorusunu sorduğunuz örneğin şeker hastalığıyla mücadele eden bir hastaya. Ona açık uçlu sorduğunuzda bu soruyu cevabı kendisinin vermesini beklersiniz. Ama bunu ankete çevirdiğinizde hemen uyandığımda çok acıkırım ve yemek yerim. Ya da hemen uyandığımda çok acıkırım. Hemen uyandığımda kahvaltı yapmak isterim. Kahvaltıyı uyandıktan 5-6 saat sonra yapmak isterim gibi standartlaştırılmış cevapların içerisinden bir tanesini de seçmesini isteyebilirsiniz. Anketlerde bir de her bir sorunun aynı kategoriye sahip olması gerekmez. Yani siz kahvaltıyla ilgili sorduğunuz soruya farklı standart cevaplar verirken spor yapmaktan hoşlanır mısınız sorusunun da kategorilerini farklı yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü zaten her soru kendi özelinde değerlendiriliyor ve bu sorular bağlanarak herhangi bir anlam ifade etmiyor. Burada en çok bizim karşılaştığımız sorun şu. Genellikle Likert tipi ölçek dediğimiz, beşli Likert tipi genel, işte kesinlikle katılmıyorumlar, kesinlikle katılıyorum'a doğru derecelendirilen standart cevaplar anketlere direkt entegre ediliyor. Orada beşli Likert tipinde cevaplar gördüğünüzde sanıyoruz ki bu bir ölçek ya da ben buradaki işte sabah kahvaltı yapmaktan hoşlanırım sorusuna verdiğim kesinlikle katılıyorum cevabıyla
spor yaptığımda kendimi mutlu hissederim sorusuna verdiğim kesinlikle katılıyorum cevabındaki puanların toplanabileceği algısına kapılıyoruz. Bu yanlış bir şey. O yüzden siz orada eğer bir gizli yapıyı ölçmüyorsanız, o maddelerin hep her birisi birbirinden bağımsızsa, onların hepsinin standart cevabı aynı diye onlar toplanarak bir anlam ifade etmiyorlar. O yüzden lütfen bir ölçme aracını bulduğunuzda o bir anket mi, ölçek mi, ilk önce onun ayrımına varmamız gerekiyor. Yoksa zaten geri kalan kısımları komple yanlış oluyor. Siz bir anketi ölçek diye aldığınızda o anketten bir toplam puan alıyorsunuz. Daha sonra yanlış veri analiz yöntemleri kullanıyorsunuz. Sonra da yine yanlış sonuçlar raporlamış oluyorsunuz. Tamamıyla araştırmanız hiçbir şekilde problemini çözmemiş ve araştırma amacına ulaşmamış oluyor. Bütün bu yürüttüğünüz süreçler aslında bir zaman kaybı ve çöpe dönüşmüş oluyor. Lütfen bu anket ve ölçek ayrımına dikkat edelim. Peki bir anket buldunuz. Siz anket uygulamak istiyorsunuz. Bir ölçek uygulamak istemiyorsunuz ve bir anket buldunuz daha önceden. Sizin araştırdığınız konuyla ilgili geliştirilmiş bir anket. Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey anketteki sorular. Anketteki soruları detaylı incelemeniz gerekiyor. Çünkü siz alan uzmanısınız ve orada aslında neler sorulması gerektiğini biliyorsunuz ya da bunu araştırarak öğrenebilirsiniz. Soruları inceledikten sonra sorularda olmaması gereken bazı özellikler var. Örneğin sorularda hileli ya da katılımcıyı kenara sıkıştıracak sorular olmasını beklemiyoruz. Yani eğer ankette bu tarz sorular varsa bu o ölçme aracını tercih etmemeniz için bir sebep. Gereksiz sorularla anket uzatıldıysa eğer, orada gereksiz sorular var mı yok mu, bunu özellikle bakmanız lazım. Aynı sorular tekrar tekrar sorulmuş mu, bunu incelemeniz lazım. İki soru birleştirilerek tek bir soru halinde katılımcılara yöneltilmiş mi? Örneğin, sabah uyandığımda kahvaltı yapmaktan hoşlanırım ve spor yapmaktan hoşlanırım. Şimdi burada iki tane soru var. Belki sabah uyandığımda kahvaltı yapmaktan hoşlanıyorum ama spor yapmaktan hoşlanmıyorum. Burada katılımcı hangi soruya cevap verecek? Bu çok önemli. O yüzden bu ölçekler için de aynı şekilde geçerli. Tek bir soru, tek bir şeyi ölçmeli. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Sorular yönlendirici olmamalı. Kesinlikle sorulan sorular. Örneğin, sabah güne zinde uyanmak için spor yapılması gerektiğini düşündüğüm için spor yaparım dediğinizde o kişinin üstüne sosyal bir kaygı, toplumsal bir kaygı oluşur ve o soruda aslında belki de spor yapmaktan nefret ediyorsa da gider ve orada kesinlikle katılıyorumu işaretleyebilir. O yüzden soruların yönlendirici olmamasına dikkat ediyoruz seçeceğimiz ölçme aracında. Soruların oldukça basit bir dilde yazılması ve anlaşılır olması çok önemli. Amerika'da bir araştırma yapılıyor ve o araştırmada görülüyor ki yaş düzeyi, yaş seviyesi ne olursa olsun ortaokul öğrencilerinin anlayabileceği kadar basit bir dilde yazılan maddeler çok iyi çalışıyor ve gerçekten ölçülmesi istenen şeyi ölçtüğü görülüyor. Soruların basit ve anlaşılır olması çok önemli çünkü o soruyu anlayamazsa cevap veremez, cevap ya da yanlış cevap verir. Bu durumda da yine sizin araştırmanızın sonuçları etkilenmiş olur. Sorularda katılımcıların net cevap verebileceği şekilde olmalıdır. Yani muallakta kalacağı cevaplar verebileceği şekilde sorulmamalıdır. Ve cevap seçenekleriyle sorular uyumlu olmalıdır. Burada da şuna yine dikkat çekmek istiyorum. Örneğin, genellikle uyandığımda kahvaltı yaparım sorusunun cevap kategorileri sık sık, ara sıra, bazen, hiçbir zaman olabilir. Ama yine dediğim gibi bizde alışılan bir şey var. Likert tipi kesinlikle katılmıyorumdan kesinlikle katılıyorum'a doğru kategorilendirilen beşli Likert tipi. Şimdi siz onu oradaki beşli Likert aslında 5 derecesinin olması anlamına geliyor. Yukarıda verilebilecek ifadelerde siz tamamen özgürsünüz. Siz cevabınız ve sorunuz uyumlu olacak şekilde yine aynı şekilde derecelendirme yapabilirsiniz. Ama sırf başka araştırmacılar kesinlikle katılmıyorumdan kesinlikle katılıyorum'a kadar kullandığı için ya da ara sıra bazen hiçbir zaman gibi bir zamanlama yaparak kullandığı için aynısını kullanmak zorunda değilsiniz. Sizin sorunuz ve cevabınız, cevap kategorileriniz uyumlu olmak zorunda. Lütfen
seçeceğiniz anketlerde de sorular ve cevap seçenekleri uyumlu mu, mutlaka bunları kontrol edelim. Peki, bunları kontrol ettik. Benim kullanacağım bu ankette geçerlik, güvenilirlik var mıdır? Ya da bu kullanışlı bir anket midir? Bunu nasıl bulacağım? Kullanışlılık bildiğimiz, normal anladığımız şekilde kullanışlılık. Yani ben gerçekten ölçmek istediğim şeyi ölçebilecek miyim? Pratik mi? Sorular uzun mu? Gereksiz sorular var mı? Bu açılardan bakıyoruz. Geçerlik, güvenilirlik konusuna geldiğimizde de geçerlik, güvenilirlik daha çok aslında ölçeklerle, yani ölçekler, envanterler ya da işte diğer psikolojik testlerle ilgili anlaşılan bir kavram. Anketlerde çok ölçeklerde aradığımız gibi geçerlik, güvenilirlik sonuçlarını aramıyoruz. Ancak tabii ki de sizin ölçmek istediğiniz bir kapsam var. Yani siz örneğin çevreye karşı bir insanların, işte üniversite öğrencilerinin görüşünü almak istiyorsanız, çevreye karşı olabilecek öğrencilerin görüşlerini en geniş kapsamda almalısınız. O yüzden herhangi bir kapsam geçerli kanıtı varsa uzman görüşüne dayalı, bunları, bu tarz bir geçerli kanıtını arayabilirsiniz kullanacağınız ankette. İşte uzman görüşleri belirtilmiş mi, bunlara dair bir indeks hesaplanmış mı, ya da işte çıkarılması gereken maddeler olmuş mu olmamış mı, bunlara ilişkin bir raporlaştırmanın olması gerekiyor anketi almış olduğunuz bilimsel araştırmada. Buna özellikle bakmanız lazım. Güvenilirlik konusuna geldiğimizde de şimdi burada çok fazla, dediğim gibi, yine ölçek gibi davranıldığı için test tekrar, test güvenilirliği, iş tutarlık katsayıları filan verilebiliyor. Şimdi burada bazen uyum katsayıları verilebilir soru tipine göre. Ya da eğer ki siz çevreye ilişkin görüşleri soruyorsunuz ve sorduğunuz her şey çevreyle alakalı ve bunların birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorsanız eğer, iş tutarlık katsayısından faydalanabilirsiniz. Bunlar nedir? İşte kromba alfadır, McDonald's omega gibi katsayıları görürseniz olabilir. Ancak eğer bu sorular birbirinden bağımsızsa, yani siz cinsiyet, yaş, çevreye karşı tutumla ilgili bir görüş ya da çevreye karşı bir görüş sorusu ya da yere çöp atmayla ilgili bir soru ve spor yapmayla ilgili bir sorunun hepsini alıp aynı yere koyup iş tutarlık bakarsanız bu olmaz. Böyle bir geçerlik, güvenilirlik kanıtı sunuluyorsa da eğer, o çalışmaya tereddütle bakmamız gerekir. Çünkü cinsiyet ve işte spor yapmanın ya da bunun çevreye karşı duyarlı olmayla ilgili sorular birbirlerinden bağımsız sorulardır ve bunlar tek başına anlam ifade ederler. Bunların hepsinin bir araya konulup iş tutarlılığı var mıdır diye bakmak doğru bir şey değildir. Eğer çalışmada böyle bir şey varsa, dediğim gibi, buna yine tereddütle yaklaşmak lazım. Test tekrar, test güvenilirliğinde de yine burada da katılımcıların verdikleri cevaplar belli bir süre sonra birbirleriyle örtüşüyor mu diye korelasyon bakılabilir, ama burada da uygulanabilirlik çok önemli. Sizin 100 maddelik bir ölçeğiniz var. 100 maddenin her birine tek tek test tekrar, test güvenilirliği yapmak mantıklı bir şey değildir ve bu size bir şey de kazandırmaz. O yüzden bu tarz durumları, kanıtlar sunulmuşsa eğer bu tarz durumlarda, bu gerçekten olabilir bir şey midir? Yani bunun bir anlamı var mıdır sizin için? Buna bakmak lazım, ama dediğim gibi genellikle biz o anketlerde geçerlik ve güvenilirlik kanıtı çok fazla aramıyoruz. Aradığımız şey sadece kapsam geçerliğine bakmak olabilir. Çünkü nasıl ölçülmüş, veriler nasıl toplanmış, yani bu verileri nasıl toplamış, sorular düzgün mü? Bunlara bakmak önemli, ama diğer geçerlik, güvenilirlik kanıtlarını anketlerde aramıyoruz. Şimdi gelelim ölçeklere. Biraz önce de bahsettik zaten. Anketlerden farklı olarak bir psikolojik yapı ölçmek hedeflenir ölçeklerde ve doğrudan gözlemleyemediğimiz, ölçemediğimiz şeyleri, gizli yapıları dolaylı olarak ölçeriz. Dolaylı olarak da maddeler, yani göstergeler yoluyla ölçeriz. Örneğin depresyonun göstergeleri vardır, kaygının göstergeleri vardır ya da mutluluğun göstergeleri vardır. İnsanların bu göstergelere, bu maddelere verdikleri cevapları toplarız, onların puan değerlerini ve bu kişinin depresyon düzeyi düşük mü yüksek mi, kaygı düzeyi düşük mü yüksek mi, psikolojik iyi oluş düzeyi düşük mü yüksek mi, buna karar veririz ve oradan toplanan puanlar bizim için bir anlam ifade eder.
Şimdi peki ben bu ölçeklere nasıl ulaşabilirim? Bu da çok soruluyor. Google Akademik'ten eğer ki Google Akademik'te tarıyorsanız neredeyse şu anda en geniş tarayıcılardan bir tanesi Google Akademik. Google Akademik'ten özellikle İngilizce arıyorsanız ya da Türkçe de arıyorsanız ölçek ve araştırmak istediğiniz değişken neyse örneğin ölçek ve depresyon tırnak içerisinde arayarak var olan ölçme araçlarına ulaşabilirsiniz. Web of Science gibi, EBSCOs gibi veri tabanlarından araştırabilirsiniz. Özellikle eğitim bilimleri için ERIC veri tabanını kullanarak yine eğitim bilimlerinde kullanılan ve geliştirilen ölçeklere ulaşabilirsiniz. Bir de Türkiye'de bizim özellikle bu ölçme araçlarının dizinlendiği bir web sayfası var TOAS. Şimdi onları da göstereceğim size. Şu an web sayfası görünüyor mu? Görünüyor Merveciğim. Görünüyor Merveciğim. Görünüyor, tamam. Şimdi Google Akademik'te örneğin depresyon ve özellikle tırnak içinde yazmanız önemli. Size içerisine depresyon ve ölçek olan ya da buraya ölçek yazalım. Birini Türkçe birini İngilizce yazmışım kusura bakmayın. Ölçek yazalım. Burada ölçek geliştirme ya da bu ölçeklerin kullanıldığı çalışmalara ulaşabilirsiniz. Google Akademik oldukça geniş tarıyor. Eğer ki bir de bir üniversite hesabından, üniversitenin internet ağından bağlanıyorsanız bu bahsetmiş olduğum işte EBSCOs gibi ya da Web of Science gibi veri tabanlarına da zaten direkt olarak Google Akademik ulaşıyor. O yüzden Google Akademik oldukça geniş bir tarama yapıyor. ERIC eğitim bilimleri için yine aynı şekilde burada Scale ve depresyon diyelim yine aynısını arayalım. Aradığınızda yine burada da özellikle eğitim bilimleri alanında geliştirilmiş ya da kullanılmış ölçme araçlarına ulaşabiliyorsunuz. Türkiye için özel Türkiye ölçme araçları dizimiz var. Buraya gelip toat.halilekşi.net Türkçe karakterler olmadan burada istediğiniz herhangi bir ölçeği taratabilirsiniz. Bunlar Türkiye'de geliştirilmiş ya da Türkiye'ye uyar Türkçe'ye ve Türk kültürüne uyarlanmış çalışmalar olabilir. Örneğin işte benlik saygısı arayalım. Burada aradığınız zaman, ara butonuna bastığınız zaman benlik saygısı ile ilgili geliştirilmiş bütün ölçeklere ulaşabilirsiniz. Akademik benlik saygısı, normal benlik saygısı ölçeği bakın bir sürü benlik saygısı ile ilgili ölçekler geliştirilmiş ya da uyarlanmış bu ölçeklere ulaşabilirsiniz. Şimdi sunumumuza devam edelim. Peki, biraz önce bahsetmiştim toplam puan diye. Özellikle anketlerle ayırma açısından böyle bir örnek koymak istedim. Şimdi burada bu bir yaşam doyum ölçeği 1985'te Diner ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve Türkçe'de iki kez uyarlama çalışması yapılmış yanlış bilmiyorsam. 5 maddelik kısa bir ölçek. İşte maddeleri ideallerime yakın bir yaşantım var. Yaşam koşullarım mükemmeldir. Yaşamımdan memnunum. Şimdiye kadar yaşamdan istediğim önemli şeyleri elde ettim. Tekrar dünyaya gelsem hayatımda hemen hemen hiçbir şey değiştirmezdim şeklinde oluşuyor. Bunlar aslında biraz önce bahsetmiş olduğum yaşam doyum gizil değişkenine ait göstergeler. Yani bir insanın yaşam doyum düzenine ait verisini biz ideallerime yakın bir yaşantım var maddesine verdiği cevaba göre değerlendirebiliyoruz. Bunların her birine bir cevap veriyor ve bakın burada ölçekten alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan 25. Bu puanlar bana bir anlam ifade ediyor. Yani ben anlıyorum ki bu bir kişi bu ölçekten 5 puan aldıysa bu kişinin yaşam doyum düzeyi düşük. Ya da bir kişi bu ölçekten 25 puan aldıysa anlıyorum ki bunun bu kişinin yaşam doyum düzeyi yüksek. Yani buradan elde etmiş olduğum bu puanlar, toplam puanlar bana bir anlam ifade ediyor. Eğer bu şekilde bir psikolojik yapıya ait toplam puan alınabilip bu puanın da bir anlamını görebiliyorsam bu bir ölçek. Aksi halde bu bir anket oluyor. O yüzden en çok dikkat etmeniz gereken şey yine söylüyorum, tekrarlıyorum. Anket ve ölçeği birbirinden ayırabilmek.
Peki ölçek seçerken nelere dikkat etmem lazım? Aslında en çok üstünde durmamız gereken noktalardan biri bu. Şimdi oradaki geliştirilme ve uyarlama, eğer bu bir ölçek uyarlama çalışmasıysa, bu adımlar düzgün yürütülmüş mü? Çünkü eğer siz bir ölçek geliştirme de uyarlama çalışması yapıyorsanız, bu geliştirme de uyarlama sürecinde ne yaptığınızdan tek tek bahsetmeniz gerekir. Örneğin geliştirme sürecinde madde havuzu nasıl oluşturulmuş? Madde havuzu oluşturulduktan sonra uzmanlardan görüş alınmış mı? Uzman görüşü alındıktan sonra maddelerin hangileri kalmış, kaç tanesi çıkarılmış ya da hangileri, kaç tanesi revize edilmiş? Daha sonra bir pilot uygulama yapılmış mı? Pilot uygulama sonucunda çıkarılan maddeler olmuş mu ya da revize edilen maddeler olmuş mu? Nasıl süreçler işlenmiş? Bunların hepsinin açıkça belirtilmiş olması gerekiyor. Bu adımları görebiliyorsanız eğer, bu sizin ölçüye güvenmeniz için bir başlangıç adımı. Ya da uyarlama süreci yine aynı şekilde. Burada dikkat edilmesi gereken şey, orada yapılan şey bir çeviri işlemi mi yoksa bu bir uyarlama, yani Türk kültürüne adapte etme işlemi mi? Şu örnek çok veriliyor. Diyelim ki bir ölçek yurt dışında buldunuz ve içerisinde kilisenin yanından geçerken ona yardım ederim cümlesi bulunuyordu. Şimdi siz bunu Türk kültürüne uyarlamak istiyorsunuz. Türk kültürüne kilisenin yanından geçerken kiliseye yardım ederim dediğinizde bu madde burada çalışmayacaktır. Çünkü işte Müslüman bir toplumuz ve biz burada sıklıkla kiliseyle karşılaşmıyoruz. Orada önemli olan şey uyarlama, adaptasyon, yani aslında diyor ki orada bir dini şeylerin yerine getirildiği bir mekan ona yardım ediyor. Burada demek ki biz bunu Türkçe uyarlarken, Türk kültürünü adapte ederken ne diyeceğiz? İşte cami diyebilirsiniz örneğin, ya da işte başka diğer dini yerleri söyleyebilirsiniz. Burada önemli olan şeyler bunlar ve bu çeviri, geri çeviri süreçlerinin olması gerekiyor. Yani alanında uzman ve aynı zamanda alan uzmanı kişiler tarafından yabancı dilden Türkçe, daha sonra Türkçe çevirisinin tekrar uyarlandığı dile tekrar çevrilmesi gerekiyor. Bununla ilgili yürütülmesi gereken istatistiksel süreçler var. Bunlar yürütülmüş mü, yürütülmemiş mi? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Peki ölçeklerde geçerlilik ve güvenirlik kanıtlarının sunulması gerekiyor. Bunlar var mı yok mu? Bunlara bakmamız lazım. Bunlar aslında en önemli olanları. Çünkü siz bir ölçeğe ölçek diyebiliyorsanız onun geçerli ve güvenilir sonuçlar ürettiğini kanıtlamanız gerekir. Çok farklı şekilde kanıtlanmış olabilir. Bunlardan bir tanesi olabilir ama birden daha fazla olması önerilendir. Yani siz sadece yapı geçerliği sunmayı beklemezsiniz bir ölçek çalışmasında. Aynı zamanda kapsam geçerli kanıtlarını da görmek istersiniz. Varsa ölçüt geçerli kanıtları da yer almalıdır. Özellikle yapı geçerli kanıtlarının olmasını bekliyoruz. Yani açımlayıcı faktör analizi AFA ve doğrulayıcı faktör analizi DFAS sonuçları var mı? Bunları özellikle bakmamız lazım. Bunun yanında kapsam geçerli kanıtları sunulmuş mu? Bunun için birçok teknik var. Örneğin Davis tekniğine göre sunulmuş olabilir ya da Loche tekniğine göre sunulmuş olabilir. Farklı teknikler de var. Ben en çok kullanılanları buraya ekledim. Ölçekte bu tarz kanıtlar var mı? Bunlara bakıyoruz. Ya da ölçüt geçerli. Yani kendi benzer bir değişken ya da tamamen zıt olduğunu düşündüğünüz bir değişkenle o değişkene ait bir ölçme aracıyla elde edilen sonuçların arasındaki ilişkiye bakılarak bir ölçüt geçerliği kanıtı da sunulmuş mu, ona da bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada aslında en temel aldığımız şey yapı geçerliği kanıtlarının var olması. Diğer geçerlik kanıtları da varsa bu sizin seçeceğiniz ölçme aracına daha fazla güvenmenizi sağlar. Çünkü ne kadar çok kanıt varsa bizim için o kadar iyidir. Peki yapı geçerliği kanıtlarında baktığımızda neler görmeyi beklemeliyiz makalede? İlk önce açımlayıcı faktör analizini ele alalım. Burada sık yapılan hatalardan bir tanesi faktör analitik yöntemler mi kullandı? Yani aslında orada bir faktör çıkarma yöntemiyle faktör analizi mi yapıldı yoksa temel bileşenler analizi mi yapıldı? Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü ikisinin mantığı birbirinden farklı. Temel bileşenler analizi, siz SPSS'de özellikle en çok kullanılan olduğu için onu örnek veriyorum. SPSS'e girdiğinizde default olarak principal component analiz, yani temel bileşenler analizini görürsünüz. Birçok araştırmacı oradaki faktör çıkarma yöntemlerinin ne olduğunu bilmeden default olarak o gelen yöntemi seçer ve analizlerini ona göre yapar. Şimdi burada farklı sıkıntılar var. Örneğin işte
Ortak varyansa odaklanır temel bileşenler analizi ama faktör analizi açıklanan varyansa odaklanır. Temel bileşenler analizinde hata dahil edildiği için yani hata göz ardı edildiği için daha doğrusu orada açıklanan varyans oranı çok çok daha fazla yüksek çıkar gibi sıkıntılar var. O yüzden eğer bir ölçek geliştirme çalışmasıysa faktör çıkarma yöntemleri yani faktör analizi kullanılmış mı ona dikkat etmeniz lazım. Kullanılan döndürme yöntemi yine aynı şekilde bu principal component analizde olduğu gibi Varimax döndürme yöntemlerinde direkt olarak çok sıklıkla gördüğümüz ve aslında orada yine default'ta gelen bir döndürme yöntemi. Ama döndürme yöntemi ölçme aracının yapısına göre karar veriliyor. Yani sizin alt boyutlarınız varsa zaten bir döndürme işlemi yapıyorsunuz. Tek boyutlu bir ölçekse zaten döndürme işlemi yapılmıyor. Alt boyutlarınız arasında ilişki varsa eğik döndürme yöntemlerini işte direct obliving gibi, Promax gibi onları kullanmanız gerekiyor. Ama eğer siz alt boyutlarınızın arasında bir ilişki olmadığını düşünüyorsanız orada dik döndürme yöntemlerini işte Varimax gibi dik döndürme yöntemlerini kullanmanız gerekiyor. Araştırmada açıklanan varyans oranı raporlanmış mı? Bu çok önemli. Genelde psikolojik değişkenlerde açıklanan varyansın %35 ve üzerinde olmasını bekleriz. Bu şu demek oluyor. Bu bir gizli değişken. Ben sadece onun %35'ini açıklıyorum. Bunun altındaysa eğer bu da yine bizim böyle biraz tereddütle yaklaşmamız gereken bir durum. Bir de maddelere ait faktör yüklerinin raporlanması gerekiyor. Orada da yine maddelerde önerilen Tabaklık ve Fidel'de yanlış hatırlamıyorsam 0.32'nin üzerinde olması. Yani maddelere ait faktör yükleri 0.32'nin üzerindeyse bu yine maddelerin güvenilir bir şekilde çalıştığını bize gösterebiliyor. O yüzden maddelere ait faktör yüklerinin raporlanmış olması da bizim için önemli. DFA'ya geldiğimizde de şimdi özellikle ölçek geliştirmede AFA ve DFA'nın birlikte yürütülmesi gerekiyor. Sadece AFA'nın yürütüldükleri olabilir. Bunlar da kabul edilebiliyor ama en sağlıklısı AFA ve DFA'nın birlikte yürütülmesi. Burada dikkat etmemiz gereken şey AFA ve DFA aynı veri setine mi uygulanmış? Yani siz bir ölçek geliştirme çalışmasındasınız, bir kez veri topladınız. Daha sonra o topladığınız veriye hem AFA hem DFA yapmamanız gerekiyor. Şimdi bunun yapılması gerektiğini öneren kişiler de var. Diyorlar ki işte AFA ve DFA'nın istatistiksel dayandığı matematiksel formüller ya da matematiksel temeller farklıdır. O yüzden uygulayabilirsiniz ama genel kanı farklı veri setlerinde uygulanması yönünde. Ölçek uyarlama sürecinde de AFA DFA yapılabilir ama siz eğer ölçme aracının bizde de aynı şekilde yani Türk kültüründe de aynı şekilde çalışabileceğini, kültürden çok bağımsız olduğunu düşünüyorsanız direkt doğrulayıcı faktör analiziyle de başlayabilirsiniz. AFA yapmanız gerekmiyor. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizmi yapıldı. İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizmi yapıldı. Bu da yine çok önemli. Eğer ki siz zeka gibi işte örneğin içerisinde sözel, bellek, görsel alt boyutların olduğu ve bunların zekayı oluşturduğunu düşünüyorsanız arada ya da yapı o şekilde tanımlandıysa arada bir hiyerarşi varsa burada kullanılması gereken faktör analizi yöntemi ikinci düzey yani second order faktör analizidir. Doğrulayıcı faktör analizidir. Ama böyle bir durum yoksa diyelim ki bir değişkene ait 3 tane alt boyut var ve siz bunlarla ilgili bir faktör analizi yapmak istiyorsanız o zaman da first order yani birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmış mı ona bakmış olmanız gerekiyor. DFA'da kullanılan kestirim yöntemi yine bir diğer dikkat edilmesi gereken yöntem. Genelde birçok paket programda maksimum olabilirlik yöntemi kullanılıyor. Default'unda o var. Ancak sizin kullanmış olduğunuz ölçekteki maddeler hangi kestirim yöntemine uygun? Yani eğer kategorik ya da ordinalse orada ağırlıklandırılmış en küçük kareler yönteminin kullanılması gerekiyor. Zaten bununla ilgili bir bilgi görüyorsanız orada emin olun bu araştırmayı yapan kişi bunun farkındadır ve ona yönelik bir raporlaştırma gerçekleştirmiştir. Ama DFA'da kullanılan kestirim yöntemi eğer ki raporlanmada yoksa yani orada raporda sunulmadıysa yine orada belki araştırmacıyla iletişime geçebilirsiniz. Bu konuyla ilgili ya bununla ilgili bir farkındalığı var mı? Hangi kestirim yöntemini neden kullanmış sorabilirsiniz. Ama eğer yoksa bu da yine bizde soru işareti oluşturması gereken durumlardan bir tanesi. Bir diğeri de ölçme değişmezliği testleri. Ölçme değişmezliğinde de aslında çok sık yapılan bir şey değil. Ancak eğer siz bir ölçme
aracı geliştiriyorsanız ölçme değişmezliği test varsa orada şu açıdan ölçüm aracına güvenebiliyorsunuz. Ölçme değişmezliği kullanılan ölçme aracının farklı alt gruplarda aynı anlamı ifade etmesi oluyor. Yani mesela bir depresyon testi kadınlar ve erkekler. Eğer ölçme değişmezliği testi yapıldıysa ve ölçme değişmezliği varsa ben şunu anlıyorum. Bu ölçek kadınlarda ve erkeklerde aynı anlamı ifade ediyor. Şu an yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Birçok dergi bunu talep etmeye başladı. Ben de burada farkındalık olsun diye söylemek istedim. Eğer ölçme değişmezliği testi yoksa bu sizin orada ölçme aracına şüpheyle yaklaşmanızı gerektiren bir durum değil elbette. Ama eğer varsa bu sizin ölçme aracına fazlasıyla güvenmenizi sağlayacak kanıtlardan bir tanesi. Şimdi yapı geçerliğinde dedim ki DFA olmalı, doğrulayıcı faktör analizi olmalı. Doğrulayıcı faktör analizinde peki ben hangi uyum indekslerini aramalıyım ve bu uyum indekslerinin değerleri neler olmalı? Özellikle Lisdell yapısal açık modellemesinin ve doğrulayıcı faktör analizinin ilk yapıldığı paket programlardan bir tanesi. Orada birçok uyum indeksi size programda veriliyor ama bunların hepsini kullanmıyoruz. Genellikle özellikle bakmamız gereken ve genellikle bütün programlarda işte Ardaki Lavan paketinde M+'da vesaire gibi ya da işte Jamovi'de, Jamovi zaten R kullanıyor altında ve Lavan paketini çalıştırıyor. Onda genellikle karşılaştığımız uyum indeksleri 2 kare bölü serbestlik derecesi, CFI değeri, RMSA değeri, TLI değeri ve SRMR değeri. Bu uyum indekslerini DFA sonuçlarında görmek istiyoruz. Bunlarla ilgili değerleri de yine burada sunumdan not alabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalımıza da yine yükleyeceğiz bu sunumumuzu. Oradan da yine bakabilirsiniz. Zaten biraz süremi açtım, o yüzden burayı hızlı geçiyorum ama bu uyum indekslerine ait sonuçları faktör analizinin sonucunda görmek istiyoruz raporlanmasında. Peki güvenirlik kanıtlarına geldiğimizde burada da aslında bir şey ne kadar çok kanıtlarsak aslında o kadar bizim için güvenilir olmayan, yani bizim için kullanılabilir bir ölçek haline gelmiş oluyor. O yüzden ilk başta özellikle görmemiz gereken güvenirlik kanıtı iş tutarlılık katsayıları. Çok pardon. Burada Chroma Alpha ya da McDonald's Omega gibi iş tutarlılık katsayılarına ilişkin raporlamaları aramanız gerekiyor ölçme aracında. Ya da eğer test tekrar test güvenirliği raporlaştırıldıysa bu da bizim için yine orada güvenilir ölçme aracının güvenirliğine ilişkin sonuçlar. İş tutarlık hem iş tutarlılık katsayılarında hem de test tekrar test güvenirlik sonuçlarında 0.70 üzerindeki sonuçlar bizim o ölçme aracının güvenilir sonuçlar elde ettiğine dair bir güvenmemizi sağlayan kesme puanı olarak alabiliriz. Bir de özellikle çok boyutlu ölçeklerde, bu çok fazla raporlanmıyor ama ölçek geliştirme çalışmalarında ya da uyarlamalarda bunların da olması gerekiyor. Bileşik güvenirlik katsayısı dediğimiz composite reliability katsayısının da yine var olması bizim ölçme aracına güvenmemizi sağlayan etkenlerden bir tanesi. Peki, bunlara baktım, DFA kanıtlarına baktım, geçerli kanıtlarına baktım, güvenilirlik kanıtlarına baktım. Başka nelere dikkat etmeliyim bu ölçeği ben kullanırken? Dedim ki evet, çok güzel bir ölçek geliştirilmiş ve geçerli güvenilirlik kanıtları sağlam, ben bunu kendi araştırmamda kullanabilirim. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey, ölçeğin geliştirildiği ya da uyarlandığı hedef grupla sizinkisi aynı mı? Mesela yaşam doyum ölçeği 30 yaş üstü bireylerde uyarlanmış olabilir. Siz 15 yaşındaki bireylere yaşam doyum ölçeğini uygulamak istiyorsunuzdur. O zaman direkt olarak o ölçeği alıp kullanamazsınız. Burada yapmanız gereken şey kendi hedef grubunuza tekrar bir doğrulayıcı faktör analizi süreci yürütmenizdir. Bunu yaptıktan sonra geçerlik kanıtlarını işte 15 yaş grubu bireylere ait ya da işte ergen bireylere ait sonuçlarınızı sunabilirsiniz. Ve aynı zamanda literatüre de bu ölçme aracının işte yetişkinler dışında ergenlerde de kullanılabileceğine dair bir kanıt sunmuş olursunuz. O yüzden ölçeğin geliştirildiği ve uyarlandığı hedef grupla
sizin uygulayacağınız hedef grup aynı mı değil mi, buna dikkat etmeniz lazım. Yoksa yetişkinlerde geliştirilen bir şeyi çocuklarda uygulamıyoruz, buna dikkat ediyoruz. İkincisi, ölçek nasıl puanlanıyor? Toplam puan alınabiliyor mu? Alt boyutlar anlamında mı puanlanıyor? Mutlaka bunu öğrenmeniz gerekiyor. Bazen ölçeklerde, raporlamada buna yer vermeyebiliyorlar. Bu tarz durumlarda ölçeğe sahibine ulaşıp, zaten hani böyle hoşluk olsun diye ölçek maddeleri tamamen açıksa bile, ben sizlerin ölçeği kullanmadan önce ölçeğin sahibine mail atmanızı öneririm, tavsiye ederim. Çünkü o kişi de çalışması ve ölçeğine ilişkin şeyleri takip etme şansı bulur böylece. O yüzden ölçeğin maddeleri tamamen açıksa bile ölçeği kullanmak için izin istemeniz ya da buna dair bir mail atmanızı öneririm. Eğer puanlamayla ilişkin bir bilgi yoksa, ölçeğin sahibinden ya da sorumlu yazardan puanlamanın nasıl yapılacağına dair bilgi edinmelisiniz mutlaka. Çünkü biraz önce görmüştük, orada yaşam doyum ölçeğindeki 5 puan ve 25 puan şu an biz çok kolay raporlayabiliyoruz ya da anlamlandırabiliyoruz. Ama bir alt boyutları olan bir ölçek düşünelim. O alt boyutlarda kaç puan ne anlama geliyor? Ya da o ölçekten düşük puan almak kaçla kaç arası düşük, kaçla kaç arası yüksek düzey oluyor? Bunların hepsini bilmemiz lazım. O yüzden lütfen puanlamayla ilgili bilgileri edinelim. Ters madde olup olmadığına mutlaka dikkat etmeniz lazım. Bu eğer ki ölçekte raporlaştırılmadıysa, yine dediğim gibi ölçeğin sahibine bunu sorabilirsiniz. Ters madde varsa eğer, o ters maddenin tekrardan kodlanarak analizlerin yapılması gerekiyor. Bu, eğer siz bunu kodlamasını yapmazsanız analiz sonuçlarınız yanlış çıkacaktır. Ya da geliştirme ve uyarlamaysa bu, o madde bambaşka bir yerde çıkar ve maddeye atmak zorunda bile kalabilirsiniz. O yüzden ters madde olup olmadığı da bizim için önemli. Ve şu çok soruluyor. Ölçek hazırlanmış ve geçerli güvenilir kanıtları sunulmuş. Bu ölçekten ben madde çıkarabilir miyim? Ya da madde ekleyebilir miyim? Ya da ifadeleri canımın istediği gibi değiştirebilir miyim? Hayır. Bunların hiçbirini yapamam. Siz o maddeyi oradan çıkardığınız zaman yaşam doyuma ait bir göstergeyi çıkarmış oluyorsunuz. O yüzden o aslında artık yaşam doyumu ölçmüyor. O artık başka bir şey oldu. O yüzden siz özellikle çıkaramazsınız ya da ekleyemezsiniz ya da ifadeleri değiştiremezsiniz. Bu yaptığınız her bir şey, bu ölçme aracını yeni bir ölçme aracı haline dönüşmesi demek oluyor. Bu tarz durumlarda da sizin tekrardan yeni baştan geçerli güvenilir kanıtları üretmeniz lazım. Özellikle lütfen buna dikkat edelim. Madde ekleme, çıkarma ya da ifade değiştirme gibi işlemler yapmıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz uzun oldu. Tahmin ettiğimden daha uzun oldu. Kusura bakmayın lütfen. Merve'cim, eline emeğine sağlık. Biz keyifle dinledik seni. Bazen gerçekten böyle çok basitmiş gibi oluyor. Bizim de insanların bildiğini düşünüyoruz. Aklımıza gelmiyor. Özellikle hani ölçekleri nasıl aramaları gerektiğine değinmen çok güzel oldu. Elinize sağlık tekrar. Sorusu olan araştırmacılarımız varsa alabiliriz. Bakıyorum. El kaldıran var mı? Evet, Furkan Hocam. Buyurun Furkan Hocam. Merhaba hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Evet, geliyor. Buyurun. Teşekkür edeyim öncelikle merhaba hocama. Sizlere de. Aslında benim birkaç sorum var genel kapsamda. Nitel'le ilgili konuşurken hocam dedik ki belli bir tekrara düştükten sonra örneklem sayısı kapsamında aslında yeterli. Hı hı. Bu 10 kişi için de olabilir. 15 kişide de tatmin noktasına gelebiliyoruz. Peki Nicel'de biz bu kısıtlamayı neye göre yapacağız, nasıl yapacağız? Bir 384 rakamı dolaşıyor sosyal bilimler için. Evet. Burada örneklem sayısı tabii ifadeye göre değişebilir, ölçek maddesine göre değişebiliyor ama bunun direkt bir yolu var mı bizim için? Şimdi şöyle, eğer tanımlayıcı bir araştırmaysa evet, 384-95 güven aralığında o klasik hepimizin ezberlediği bir rakam tabii ki. Hı hı. Ben burada ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarıyla ilgili konuşabilirim. Diğer kısmı alan uzmanı Deniz Hocam'a bırakacağım. Çünkü o tabii ki benden çok daha iyi bunu açıklayacaktır.
Şimdi ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında en az 300 örneklem olmasını öneriyoruz biz. Çünkü işte yapılan simülasyon çalışmaları vesaire gösteriyor ki bize. Eğer 300 örnekleme sahipseniz bu sizin sonuçlarınızın iyi bir şekilde, yani faktörleşmeyi görebileceğiniz minimum seviye olarak gösteriliyor. Bunun altındakiler de zaten çok fazla önerilmiyor. Simülasyon çalışmalarında kötü bir örneklem sayısı olarak elde ediliyor o. Ama işte tabii ki de bir 500 örneklem bulursanız, 500 örneklem geliştirme ve uyarlama çalışmaları için çok güzel bir sayı. Diğer kısımlarıyla ilgili de işte bir güç analizi yapmanız gerekiyor ve oradaki örneklem hesaplama tekniğiniz aslında hipotezinizle alakalı deyip ben Deniz'e sözü bırakayım burada. Hocam yani şöyle, isterseniz elinizde bir çalışma varsa ona göre örnek konuşalım. Daha verimli olur. Elimde bir çalışma yok. Genel olarak bakıyorum mesela. Genel olarak. Ama diyeti gütmüş. 384 diyor. Atıfını vermeden devam ediyor. Kiminin hiç umrunda değil. İşte ifade başı 10 kişi bulunması yeterlidir diyor. Öyle ilerliyor. Bunun bir orta yolu veya bunun bağlayabileceğimiz bir yeri var mı? Şöyle. Şimdi bize gelen araştırmacılar genelde çalışma türünü sorduğumuz zaman tanımlayıcı diyorlar mesela. Yani sıkça karşılaştığım sorundan bahsedeyim. Şimdi araştırma türleri birkaç tür var. Tanımlayıcı bir tür mesela, evet. Ama bir de analitik araştırmalar var. Bir de deneysel araştırmalar var mesela. Aslında o da analitik bir araştırma yapıyor araştırmacı. Çünkü bir hipotezi var ama ben tanımlayıcı yapıyorum diyor. Bir kere öncelikle burada bir anlaşamıyoruz biz genelde araştırmacılarla. Çünkü tanımlayıcı şöyledir mesela, çok basit. İşte bir olayın, bir durumun toplumda görülme olasılığı oranı. Şimdi araştırmacı şeye böyle başlıyor çalışmaya. Ben bunun oranını merak ediyorum. Ama sonra bir bakıyoruz arkasında bir sürü hipotez var. Dolayısıyla eğer hipotez varsa işin içinde, yani bir P değeri sunacaksanız, P değerini sunmanız için çalışmanızın yeterli derecede güçlü olması lazım. P değerini anlamlı sunabilmeniz için diyelim. Güç teriminin anlamı var. Güç, gerçekte olan bir etkiyi, farkı veya ilişkiyi testler sonucunda gösterebilme olasılığıdır güç. Şimdi biz gerçekte bir etki, fark bekliyoruz. Bunu gösterebilmemiz lazım değil mi? Dolayısıyla güç analizi yapmamız lazım. Yani aslında tanımlayıcı değil o araştırma. Analitik bir çalışma. Çünkü bir hipotezi var. Ve bunu ana hipoteze göre yapıyoruz. Zaten YouTube kanalımızda iki tane video da var bu konuda. Ama temel olarak konuşmam gerekirse, ne kadarlık bir gruplar arasında eğer farka bakıyorsa araştırmacı, ne kadarlık bir fark pratik olarak anlamlı. Bunu söylemesi lazım bize. Dolayısıyla ben olsam şöyle yapardım. Hem o evren bilindiğinde bilinmediğinde formülleri var ya tanımlayıcı araştırmalar için yapılan. Hem oradan bakabilirsiniz. Ama güç analiziyle desteklemeniz lazım. Yani ikisiyle de, ikisini birlikte yapmanızı ben öneririm. Eğer arada kalıyorsanız, benim araştırmam tanımlayıcı mı değil mi gibi, ben olsam ikisini birden yapıp öyle sunardım. En yüksek çıkan değerle, örneklem sayısıyla çalışmaya başlardım. Teşekkür ederim hocam. Diğer soruma geçeyim mi, eğer başka soru soracak olan yoksa? Şu anda yok, el kaldıran hocamız. Buyurun. Şimdi hocam. Benim bir bağımlı değişkenim var hocam. Ölçeği bana ait değil, yine uyarlanacak. Bu bağımlı değişkeni etki eden de 3 tane bağımsız değişkenim var. Sayısı artabilir, çok önemli değil. Ölçeklerin ifadeleri var ve Likert yapıları var. Şimdi aslında toplama bir yapı olduğu için bu. Atıyorum birinci bağımsız değişkenim 5'li Likert yapısına sahip. İkinci bağımsız değişkenim 7'li Likert yapısına sahip. Üçüncüsü de 3'lü Likert yapısına sahip. Ben bunların hepsini aslında aynı metinde kullanıp bağımlı değişkenimi yor diyor mu, yordamıyor mu? Bunlara bakacağım. Ama Likert yapıları farklı. Ben 3'ü 5'e çıkartabilir miyim? 7'yi 5'e indirebilir miyim? Veya bu Likert durumlarını ayarlamak benim elimde mi? Şimdi şöyle, önce doğru anlayıp anlamadığımı size bir test edeyim. Sadece bunlardan bir tanesi uyarlama değil mi? Diğerleri var olanlar. Yoksa hepsi de mi uyarlama şu anda? Atıyorum yabancı kaynaklı çalışmalardan. Alacağım ben bunları. Hepsi uyarlama olacak benim adıma. 4 tane ölçme aracı kullanıyorsunuz diyelim, evet. Ki 4'ü de mi hiç kullanılmadı ve ilk kez uyarlanacak? Böyle olacak gibi varsayalım. Tamam. Yani bunları aynı yerde sorabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ayrı ayrı da yapabilir. Ayrı ayrı bu ölçekleri uyarlama çalışması da yapabilirsiniz. Orada dikkat etmeniz gereken öncelikle şu.
öncelikle siz o ölçeğin validasyonunu sağlamalısınız. Yani o ölçeğin uyarlama süreçlerini tamamlamanız lazım. Tamamladıktan sonra bambaşka bir örneklemden veri toplayarak işte yordayıcılık mı bakacaksınız, yapısı açık modellemesi test edeceksiniz, ilişki mi bakacaksınız, onu daha sonra yapmanız gerekiyor. İlk önce geçerli ve güvenilir bir ölçme aracını literatüre katmanız lazım. Belki sizin ölçme araçlarınız çalışmayacak. Üç tanesi çalışacak, belki bir tanesi çalışmayacak. Türk kültüründe olmayacak o ve belki doğru ölçeği uyarlamayacaksınız. O yüzden ilk önce amacımız burada geçerli güvenilirlik kanıtlarını elde etmek. Bunu sormanız çok iyi oldu. Teşekkür ederim çünkü genelde bodoslama ölçekleri alıyorlar. Herhangi bir uyarlama süreci geçirmeden direkt çevirisi yapılıyor. Daha sonra çevirisi yapılıyor. Aynı şeyde hem ölçeğin geçerli kanıtları eksik de olsa sunuluyor. Sonra orada bir de onun üstüne başka analizler yapılıyor filan. Oradan alıyorlar, başka ölçeklerle kullanıyorlar. Bu doğru bir şey değil. İlk önce siz yeni bir ölçme aracı kazandırıyorsanız literatüre, onun Türk kültürü için özellikle adaptasyon sürecini yaptıktan sonra araştırma hipotezlerini test etmeniz lazım. Bu birincisi. İkincisi, bu normal orijinalinde diyelim ki 7'lilik hertti. Ve siz bunun Türk kültüründe o kadar detaylı düşünmeden, yani o kadar detaylı soru sormanın insanları etkileyebileceğini düşünüyorsunuz. O zaman ölçeğin sahibi olan araştırmacıyla konuşarak, onunla tartışarak, onun da iznini alarak ölçekteki işte o likert sayısı, yani likertin derecesinin sayısını azaltma yoluna gidebilirsiniz. Ama benim burada tavsiyem tabii ki de bundan çok emin olarak bunu yapmanız lazım. Yani bundan %100 eminseniz ve ölçeğin sahibinin de izni varsa, belki ölçeğin sahibi diyecek ki hayır, benim ölçeğime ve ölçekteki maddelerime verilen yanıtlar 7'li likert tipinde daha ayrıntılı bir şekilde düşünülerek verilmeli. O zaman bunu yapamazsınız. Ne zaman yapabilirsiniz? Sizin öngörünüz var, baktınız 7'li likert tipinde maddelerin çalışmadığını gördünüz. %100 emin olduğunuz maddeler çalışmadı. Belki o zaman ikinci bir çalışma yapıp yine bunu karşıdaki araştırmacıyla konuşarak ve iletişim içerisinde olarak ikinci sefer yapabilirsiniz. Mesela bu yaşam doyum ölçeği de dediğiniz gibi normalde orijinali 7'li likert tipinde ilk başta uyarlandığında 7'li likert olarak uyarlanıyor ama daha sonra 7'li likertin aslında bizim kültürümüzde çok da iyi çalışmadığını gözlemleyip daha sonra onu 5'li likerte düşürüyorlar. Yani bu tarz şeyler olabiliyor ama dediğim gibi burada bir ölçeğin sahibiyle kurulan iletişim ve güçlü öngörüler çok önemli. Bir sorum daha var hocam. Ondan sonra eğer başka bir yere gitmezse şey yapabilirim. Yine 3-4 farklı ölçek kullanıyoruz burada. Bu yapı geçerliliği ve güvenilirlikleri hepsi için ayrı ayrı mı yapmamız lazım? Yoksa bir anket formu olarak kabul edip hepsini aynı anda DFA'ya sokabilir miyiz? Yok, hayır. Yani onlar başka ölçekler. Hani bunu aynı kağıt üzerine bastırmak olarak soruyorsanız bastırabilirsiniz. Farkındayım onun. Tek anlattıkları bastırabilirsiniz. Bunda sorun yok ama siz bunların hepsini aynı anda analiz etmeyi soruyorsanız hayır, ölçekleri ayrı ayrı alıp analiz etmeniz gerekiyor. Hocam peki DFA'da faktör yükleri atıyorum 0.20'den veya 30'dan aşağı geldi. Oranları çalışmadan çalışmaya değişiyor. Ama kurtarırı yok bunun. Modifikasyonlarla falan da değiştiremiyoruz. Çıkaramayacağımızı ifade ettik. Şimdi şöyle bakın, orada bir şey, onu açıklık getirelim. Şimdi siz bir uyarlama sürecindeyseniz ve o maddenin çalışmayacağından emin olduysanız yine karşıdaki araştırmacıyla iletişim içerisinde çıkarabilirsiniz. Ama bununla ilgili işte ne kadar faktör yükü düşük olursa olsun, çünkü burada istatistik sadece onun bir aslında kanıtlama yöntemi, yani o faktörün çalıştığına dair bir kanıt sunma yöntemi. O maddenin orada olması gerektiğine uzman olarak inancınız sonsuzsa ölçekte yer verilmesine dair görüşler de var. Özellikle Atlan Erkiş Hoca bunu söylüyor. Yani orada illa istatistik sonuçlarına dayanarak onu çıkartmalısınız demiyor. Bu uyarlama için. Geliştirme için böyle bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz çok çok düşük oluyor. Çünkü orada zaten bir açımlayıcı faktör analiz süreci yürütüyorsunuz. Ve orada zaten iyi çalışan maddeleri dahil ediyorsunuz. DFA'da bu tarz bir şeyle karşılaşmak zor oluyor genelde. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Sorularınız bittiyse ben bir şey eklemek istiyorum bu güç analizi.
aslında. Bizim sosyal bilimlerde özellikle çok yaygın değil güç analizi. Biz bunu Deniz'le de konuştuk. Hani nasıl oluyor filan araştırdım biraz ben. Burada aslında temelde bizde hani belki bizim güç analizi yaparak örneklemimizi belirlememiz için sosyal bilimler camiası olarak en azından Türkiye'de biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir ama özellikle etki büyüklüklerinin raporlaştırılmasını ben araştırmacılara tavsiye ediyorum. Çok pardon. Yani siz bir araştırma yaptınız, bir hipotez test ettiniz, ona dair bir P değeri elde ettiniz ve yapmış olduğunuz analizde uygun etki büyüklüğü neyse işte ANOVA'ysa örneğin ETEKAR olabilir ya da T-test yaptıysanız Cohen'de mutlaka etki büyüklüğünü raporlaştırmanız gerekiyor. Çünkü nicel araştırmalarda büyük örneklemlerle çalışıldığı için orada sizin çok küçük bir fark bile sanki fark varmış gibi algılanı ya da o şekilde çıkabiliyor. Bunun önüne geçmek için de o fark var ama o farka dair etki büyüklüğü nedir? Onu raporlamak son derece önemli. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Merve'cim. Furkan Hocam teşekkür ederiz. Bir de Neslihan Hocam el kaldırdı. Hocam sizin de sorunuzu alalım. Buyurun. Merhabalar hocalarım. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Takip ediyorum. Sık sık yaptığınız bu webinarlar sayesinde çok bilgileniyoruz. Şimdi ben soruma geçmek istiyorum. Sesimi bağışlayın bu arada. Şimdi müze ziyareti deneyimiyle ilgili elimde bir ölçek var benim. Dediğimiz bu tüm ifadelere yönelik işte faktör yapı geçerli ile ilgili değerlere sahibim. Alt faktörleri olan alt dört tane de boyutu olan bir ölçek bu. Ölçek ama şöyle aslında şeyi verseniz ben açsam çok güzel olabilir. Hani belki bir örnek olarak soracağım soruyu paylaşıma izin verebilir misiniz hocam bana? Tabii hocam saniye hemen yapıyorum. Sesimin kısıklığında kusura bakmayın. Çok geçmiş şey kullanmaya hocam. Çalışıyorum. Hiç problem yok. Geçmiş olsun. Buyurun hocam ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Zannediyorum görünüyor. Doğru mudur? Evet. Şimdi bu arkeoloji müzesinde uygulanan bir ziyaret deneyimi ölçeği. İşte toplamda 4 tane boyutu olan. Şimdi ben arkeoloji müzesinde kullanılmış olan bu ölçeği kullanmak istiyorum ama arkeoloji müzesinde değil yine. Sizin hani hedef grubu dediniz ya, kullanılmış olan yeri ben değiştirsem bir sanat müzesinde ya da bir doğa müzesinde bunları kullanabilir miyim? Çünkü ifadelere baktığımda ben burada şey demiyor, bu arkeoloji müzesinde eserleri sergilenme biçimi çekicidir demiyor. Mesela şöyle diyebilir miyiz? Ben sanat müzesine gittiğimde de bu ifadeyi kullanabilirim. Doğa müzesine gittiğimizde de bunu kullanabilirim. Ya da bir zeytinyağı müzesine gittiğimde varsayalım bakın. Böyle bir müzeye gittiğimde bunların her birini kullanabilir miyim? Ya da ben buradaki ikinci bir sorun bu da. Ben her dört boyutu da almak istemiyorum. Estetik boyutu, zevk alma boyutunu alacağım. Benim için yeterlidir. Bu iki boyutu kullanmam, bu ölçekten demem uygun olur mu? Evet teşekkür hocam, bu soru için öncelikle şimdi şurada bir benim 6. soruyu görüyorum. Bu müze sadece arkeolojik eserleri sergilemekle kalmadı, aynı zamanda beni eğlendirdi. Şimdi burada gördüğünüz gibi sadece arkeolojiyle ilgili bir ifade var burada. Şimdi belki detaylı incelersek. Evet. Diyelim ki o boyut almadım da diyelim hani böyle yuvarlak olan ifadeli olan boyutları kullanabilir miyim mesela? Zaten ifade etmiştim. Buradaki ifadeyi değiştirdiğinizde bu başka bir ölçme aracı olmuş evet. Oldu artık. Evet. O yüzden buna dair bir geçerlik güvenilir sonucunun sürecinin tekrar yürütülmesi lazım. Ha, siz bunu yürütürken genel müzelere yönelik yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ama bu haliyle eğer maddesini değiştirirseniz o artık bu ölçme aracı olmamış oluyor. İkinci sorunuzu hemen hızlıca cevaplayayım. Şimdi bunlar biz şimdi bunu diyoruz. Bu nedir? Bir müze deneyimini ölçmeye yarayan bir ölçme aracı. Şimdi bu müze deneyimini ölçerken bunun boyutları birleşip müze deneyimini oluşturuyor. Yani estetik boyutu da var, eğlence boyutu da var. Yani bunlar beraberler. Ve o analiz yaparken aslında bunların birbirleriyle ilişkisi de işin içine dahil edilerek yapılıyor. O yüzden biz bunu ben buradaki eğlence boyutunu çıkarıyorum ya da sadece eğlence boyutunu alacağım demek
çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Bunu ancak alt ölçekler içeren, mesela envanter gibi daha kapsamlı ölçme araçlarında yapabilirsiniz. Yani oradaki alt ölçekten bir tanesini alıp yapabilirsiniz ama şimdi burada da bu geçerlik kanıtlarıyla ilgili de biraz şüphelerim oluştu. Bence siz bu ölçeği kullanacaksanız, isterseniz bizim merkezimize bir gün gelin. Bu ölçek özelinde sizinle konuşalım. Bir katılımcılarına ben vaktini almak istemem çünkü. Biraz önce bahsetmiştik sunumda, maddelerin ifade ediliş biçimleri vesaire, bunlar da bizim için çok önemli. Hani sadece geçerlik güvenilik kanıtları değil, maddelerin ifade ediliş biçimlerine bakarak da aslında o geliştirilme ve uyarlama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken şeyler dikkat edilmiş mi, ona da bakmak lazım ölçeğe karar verirken. O anlamda da isterseniz hani bir gün buyurun gelin bunun üzerine konuşalım. Ama dediğim gibi yani bunlar birleşik bir yapıyı oluşturmuşlar. O yüzden biz sadece içerisinden keyfi olarak aldığımızda çok doğru olmaz. Ama dediğim gibi eğer alt ölçek bağlamında bir şeyse bu, yani bir alt ölçek olarak kullanılabilecek bir şeyse onu tabii ki de kullanabilirsiniz. Onun için de daha detaylı incelemem lazım. Ama bu haliyle örneğin siz işte şeyi ölçeceksiniz. Estetik bunun bir boyutu, eğlence bunun bir boyutuysa, o boyutu oradan koparıp aldığınızda aslında yapıyı bozmuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz hocam sorunuz için. Gerçekten çok faydalı bir soru olduğunu düşünüyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Merve'cim, biz önceden zaten konuşmuştuk. Hani şunları 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 söylememiz yeterli gibi. Sen zaten baya baya bir üstüne katarak konuştun. Eminim bundan sonra da biz bu konularla ilgili soru soranlara YouTube kanalımızdaki videoya yönlendireceğiz. Bizim de elimiz rahatlamış oldu böylece. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.